Değerli kardeşlerimiz sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle: Bir insan Allah ile nasıl dost olur? Esasen Fudail bin İyaz dost istersen Allah yeter demiş. Ama bu sözün kaynağı aslında Kurandır. Kur'an-ı Kerim'de 20 aşkın ayette Allah'ın müminlerin dostu ve koruyucusu olduğu bildirilmektedir. Bu ayetlerin bir kısmında Peygamberlerin ve müminlerin Allah'ı veli yani dost, koruyucu edindikleri açıkça belirtilir. Kul Allah'ın emir ve yasaklarına uyar. Kalbine de Allah'ın marifet ve muhabbetini yerleştirirse ona hem kul hem de dost olmuş olur. Zaten Allah da böyle bir kuldan razı olacağı için onu kendine dost hatta habib yapar. Allah iki cihan serveri Peygamber Efendimizi Habibullah yaptığı gibi derecesine göre herkes Allah'a hem halil hem de habib olabilir. Bunun yolu kulluk ile ona kendimizi sevdirmekten geçer. Bunun en kısa ve en sağlam yolu da Peygamber Efendimizi her yönüyle örnek almaktan ve ona uymaktan geçer. Bizim Allah olan dostluğumuz ona olan marifet ve muhabbet iledir. Allah'ın bize olan dostluğu ise bizden razı ve hoşnut olması şeklindedir.